Ben iki grup toplantısıdır namus ve şeref kavramı üzerinde duruyorum. Onurlu her kişi namus ve şeref üzerine yemin ettiği zaman o yeminle kesinlikle sadık kalır. Çünkü namus ve şeref bizim kutsalımızdır. Ben sert biçimde eleştirdim. Sayın Erdoğan'ı eleştirdim. Çünkü tarafsızlığını korumuyor. Parlamentoya gelip tarafsız olacağıma dair namusum ve şerefim üzerine and içerim diyen o ben değilim. Benim sözlerimden bu diktatör bozuntusu alınmış. Hemen muhtarları toplamış ve en sert şekilde beni eleştiriyor. Diyor ki mektup okumuş diyor. Ben Muhammed adlı bir vatandaşın mektubunu burada okumuştum. Bir esnafın, bir küçük sanayicinin mektubunu okumuştum ve adamın perişanlığını anlatmıştım. Ve arkasından şunu söylemiştim. CHP bütün sorunların çözüm adresidir. Eğer bir vatandaşımız herhangi bir sorununu bilir ve o sorunun nasıl çözüleceğini öğrenmek istiyorsa bana mektup yazsın. Söz ben ona oturup cevap vereceğim. O da diyor ki mektup yazın diyor. Mektup yazılmasını istemiş bu zat diyor. Mektup yazın ve mektupta şunu söyleyin. Bu zatın 92-99 yılları arasında SSK'yı nasıl batırdığının, nasıl bir çıkmaza soktuğunun sormasını istiyorum. Şimdi eğer ben SSK'yı batırdıysam genel müdür olarak, sen kaç yıl bu ülkede başbakanlık yaptın? 13-12 yıl. E sen niye bunun bana hesabını sormadın? Şimdi vatandaşa diyorsun hesabını sor. Niye hesabını sormadın? Hesabını sormak için elinden tutan mı vardı? Gelip sana yalvaran mı vardı? Ne olursun benim hesabımı görme diye. Niye hesabını sormadın? Ben çaldıysam, yolsuzluk yaptıysam, sen hesabını sormadıysan sen o yolsuzluğun ortağı sayılmaz mısın? Niye sormuyorsun hesabını? Benim 7 sülalemi incelediler bunlar. Acaba bir şey bulur muyuz diye. 10 yıllık bakın, 10 yıllık SSK'da 10 yıllık bütün ihaleleri incelediler. 21 Haziran 2010 yılında başkanlık makamına müfettişler şu yazıyı verdiler. Teftiş kurulu başkanının hazırladığı onay. Hepsini inceledik diyor. Araştırdık ama bir şey bulamadık diyor. Bulamadığımız için de bunları al arşive kaldır diyor. Bunlar böyle adamlar. Yalan atmayı, yalan söylemeyi, iftira atmayı bilen insanlar. Bakın ister 10 yılımı ister 27 yılımı, 27 buçuk yıl devlete hizmet, ister 27 buçuk yılımı incelemezseniz namertsiniz. İncelemezseniz namertsiniz. Acaba bir şey bulabilir miyiz? Bulamazsın kardeşim. Neden? Ya ben kul hakkı yemem. Ben haram yemem. Ben öyle yetiştim. Kul hakkını yiyen sensin. Haramı yiyen de sensin. Ebu Zer'in dediği gibi haram sarayda oturan da sensin. Biz bunları bilmiyor muyuz? Ben hiçbir zaman çocuklarıma oğlum paraları sıfırla demem. Diyemem de çünkü böyle bir şey yok. Sen namus ve şeref kavramını öğreninceye kadar ve tarafsızlığını koruyuncaya kadar bunları dile getireceksin. Ve yine bu diktatör bozuntusuna soruyorum. Hadi paraları sıfırladın. Allah aşkına sen namus ve şeref kavramını da mı sıfırladın? Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım.